Türk devletlerinin, Türklerin bir arada olması neden önemli? Eğer dünya gerçekten tehlikeli bir noktaya gidiyorsa siyasal olarak, ve politik anlamda bunu kestiremiyorsanız, yani hiçbirimiz kestiremiyoruz maalesef. Bunu her iki zincirda veya fukuyamada hangi düşünürü söylerseniz söyleyin kestiremiyor. Ben de kestiremiyorum. Bunu kestiremiyorsanız o zaman siz en yakınlarınızla beraber olmak zorundasınız. Nasıl mesela bizde bir ölüm olur, hastalık olur, kim gelir? En yakınlarımız, yani arkadaşlarımız, akrabalarımız hemen yanınızda kümelenirsiniz, birbirlik olmaya çalışırsınız ki bu beladan kurtulmak istersiniz yani. Dünya da böyle. Şey. Demek ki dünya istikrarsız olduğu zaman, bizim de en yakınlarımız kim? Kendi kanımızdan Türk kavimleri. Dünyada kim var? Zaten doğaldır bu yani, tabii bir geliştir bu. Kimse kimseye gel demeden geliştir. Yani Azerbaycan'da bakın savaşıyor Türkiye'ye. Gel demeden gelinen bir şey. Kazakistan, Kırgızistan bir şey oluyor. Hemen hep beraber oluyoruz. Kimse kimseye bir şey demeden gel değişti. Sabahtan merhaba değerli izleyenler. Kıymetli bir konuğumuz var bu bölüm. Ee... Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İlyas Topsakal konuğumuz. Aslında biz de kendilerine misafir olduk. MHP Genel Merkezi'de ağırladılar sağ olsun. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Aslında konuşacak çok konumuz var. Sizin de özellikle sizin de uzmanlık alanınız. Türk Dünyası'nı konuşalım istiyoruz. Bir tarafta iç siyaset, Cumhur İttifakı konuşalım istiyoruz ama Türk Dünyası'nı konuşurken tabii bunun somut bir adımı var. Türk Devletler Teşkilatı. Burada Birliğin askeri, ticari, siyasi boyutunda sormak istiyorum. Belki buradan başlarız. Evet. Şimdi hepsi birbiriyle ilintili. Şimdi Türk dünyası deyince tabii dünyada Türklerin yaşadığı coğrafyaları, yerleri, şehirleri, kasabaları ve etkiledikleri alanlarla ilgili. Yani tarihsel de olabilir. Şimdi yaşamıyor olabilirler mesela doğu Avrupa'da olduğu gibi, kuzey Afrika'da olduğu gibi devletleri olmaz ama geçmişleri olur orada. Bütün bu coğrafyayı kastediyoruz aslında. Bu nerede dünyada? Başka milletlerle beraber yaşıyoruz biz. Tek başımıza yaşamıyoruz bu dünyada. Ama geçen bölümde ben söyleyecektim. Sonra söylerim diye atlamıştım. Yani bizim önemimiz ve yani Türklerin dünyadaki önemini biz değil, yabancılar tarihçiler şöyle söyler. Türkler olmasaydı Tarih olmazdı. Bu kadar basit. Yani Ne kadar önemli bir milletiz. Bunu sadece gençlerin bilmesi yeterli yani. Bu şu demek. Yani biz tarih var olduğundan bu zamana, bu zamana kadar bu dünyada diğer milletlerle yaşarken o kadar önemli organizasyonlar, o kadar önemli işler yapmışız ki bütün dönüşüm, yani dünyanın dönüşüm tarihlerinde bizler varız. Aklınıza ne gelirse gelsin. Büyük... Mesela işte dünyayı işte klasik bizim şey liselerde öğrendiğimiz ilkokulda ortaokulda çağlara ayırırsanız bu çağların dönüşümünde çağlara ayırmayın dünyayı devletler aynı işte hangi dönemde kimler dünyayı yönetti büyük devletler var diye bakın orada da yani bakın milattan önce büyük imparatorluklar zaten biliyorsunuz Asya'da ve Orta Doğu'da büyük devletler var. Hepsinin altında yatan marik unsur. Yani askeriyesini oluşturan, onları organizasyon hale getiren filan. Her nereye bakarsanız bakan Türk kavimlerini göreceksiniz. O zaman demek ki Türk olmak sadece ve sadece yani ismiyle ilgili değil. Yani Avrupa'ya gittiniz bir ülkeye, orada yaşıyorsunuz. Ben Türküm dediniz. Bu sadece sizin Türk olduğunuzu ifade etmez. Evet sıradan tanışırsınız, arkadaşlık kurarsınız. Bireysel anlamda Türkler çok iyiymiş, çok misafir falan. Çok alça... bu sadece böyle bir şey değil. Bunun da de politik tartışma alanında her millet geçmişine ait bir sürü hikayeye sahip. Oradaki entelektüeller bu Türklerin kim olduğunu biliyorlar. Ne yaptıklarını biliyorlar. Onların da şimdi sadece Türkler yaşamıyor tabii yani. Son döneme baktığınız zaman çok eskiye gitmeyelim. Fransızlar, İngilizler, İspanyollar, Ruslar, Çinliler, şimdi Amerikalılar. Hindistan falan ben Brezilya falan demiyorum yani. Çünkü Hindistan dediğim 1900 yıla kadar zaten Türk İmparatorluğu'ydu. Yani. Sonradan İngilizlerin hakimiyeti altına geçti. İşte bütün bu hikayeye baktığınız zaman Dünyada bir yerimiz var, bir kıymetiniz var. Siz ister bileyim, ister bilmeyin. Bu kıymet bazen size böyle bir bozkurt yaparsınız, size böyle acımasızca davranırlar. Bazen size sevgiyle sarılırlar. Ya çok iyi insanlarsınız, bizi kurtardınız falan diye bakarlar. Kore'de olduğu gibi. Yani şimdi o yüzden ama Türk devletleri teşkilatı ne demek işte bunun için anlattım bunu. Bu şu demek, tarihte 15-16. yüzyıla kadar zaten Türk Devletleri Teşkilatı dediğimiz Türk kavimlerinin, o zaman da bir imparatorluk ta Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar sürmüyordu. Onlar bazen birleşirler, bazen ayrılırlar. Siyasal süreç öyle getirir. İşte o dönemde idarecilerin karakterleri bunu yansıtır. Adam ortak yapmak istemiyordur. Timur gibi tek başına bütün dünyayı almak istiyordur. Veya Fatih gibi bütün Orta Doğu Avrupa'nın ve işte denizlerin hakim olmak istiyordur. Yavuz gibi. Yani veya Şah İsmail de Şii bir Türk devletidir. Kimse konuşmaz. O da bir Türk devleti ama Şiidir yani. Farklı bir mezhebe mensuptur ama Türk devlettir. İster kabul edin ister kabul etmeyin yani. Memlükler mesela Mısır'dan tutun Tafas bütün A Arap coğrafyasını yıllarca yönetmiş. Memluklu Türk devletidir devleti Türkiye'dir. Bakın bütün bunlar. Ayrı dönemde bazen birleşmişler, bazen ayrılmışlar, bazen iyi geçirmişler, bazen kötü geçirmişler. Bizim de şimdi son 200 yılda biliyorsunuz dünyadaki politik düzeni ve Batılılar bütün her yeri ele geçirdiler ve bu büyük bir meseledir ve sömürmeye başladılar. Yönetme geleneği olmadığı için Afrika'dan tutun Hindistan, Çin, Güney Amerika, nereye Kanada gittikleri yerin neyi varsa neyi yoksa Avrupa'ya taşımaya başladılar. Bunda hak hukuk olmadı. Bir karşılığında bir kuruş para vermediler yani gemilerle. insanı da içine doldurarak taşıdılar Avrupa'ya o zenginlikleri getirdiler. O yol yapımında metro yapımında hepsini öldürdüler. Fabrikalarda bedava çalıştılar, köle yaptılar. Bütün işte Afrika'nın halkını Amerika'ya götürdüler. Amerika'da Amerikalı'dan Batılılar da kendi bütün kaçkınlar oraya gitti. Şimdi bakın bu dünya düzen 200 yıldır böyle devam ediyor bir sistem var demektir. Bu sistemin içinde e, her geçen gün dengeler de değişir. Sistemin unsurları da değişir. Şöyle anlatayım ben bunu. Şimdi evet yenildik. 1920'li yıllara kadar hiçbir doğu milleti, doğu milleti sadece Müslümanlar demiyorum bak. Türklerin hakim olduğu, Müslümanların hakim olduğu hiçbir bağımsız ülke kalmadı. Bunun tek İstisnası Türkiye Cumhuriyeti Devlettir. O yüzden bizi bütün Doğu, bütün Müslümanlar desteklemiştir, bütün Türkler destek bu o bizim bağımsızlık savaşımızda bizi desteklemiş Hatta biliyorsun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerin de desteklemiştir Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne Silah göndermiştir Batıya karşı, emperyalizme karşı. Bakın bu hikayeler gerçektir. O zaman demek ki bakın. 100 yıl evvel daha. Şimdi 2023, 1923'ten bahsediyoruz. 100 yılda neler değişti? İslam ülkelerinin birçoğu Osmanlı'dan kopan, Türklerin hakimiyatı altında yaşayan, hilafet olan bir sürü ülke kendi bağımsız devletlerini kullan. Fas'tan tutun Cezayir, Libya, Mısır, Arabistan, işte Suriye, Irak, bir sürü körfez ülkeleri falan filan. Türkistan'daki Türk devletleri, yani Türk Devletler Teşkilatı'na üye olan Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, değil mi? Özbekistan, bütün bu ülkeler Sovyet Sosyalistler Birliği'nde, SSCB diyorduk eskiden, Varşova Paktı'nda bir demir ferdi içinde, onlar da bağımsızlarına kavuştular. Yani beş tane Türk Cumhuriyeti. Özelliğine kavuşan Rusya Federasyonu içinden Yakutlar, Tuva, Hakas, Şor, işte Gagavuz, Başkurdistan, Tataristan, orada Çuvaşistan, yaklaşık 20'ye kadar Kafkasya'da Türk kavmi, bunlardan büyük olanları var, küçük Balk Kabarday, Balkardan, Tumundan, hepsi tarihte kendini yeniden ifade etmeye başlar. Bakın dünyadaki Türkler bunlar yani. Hadi bir de göç eden Türkler var batıda. Yani Almanya'dan, Fransa, İngiltere buraya göç eden bizim üçüncü nesil büyüklerimiz, şimdi üçüncü nesil Türk torunları orada başarılı olmaya başladı. Ve bakiyelerimizin kaldığı Kuzey Afrika gibi, yani Tunus'tan, tutunda ta Mısır'a kadar, Libya'ya kadar her yerde, Osmanlı bakiyesi oraya yerleşen aileler, her ne kadar Araplaşsa bile. Ama bin yıl geçirmişiz beraber ve orada bizim ailelerimiz, yönetici ailelerimiz var. Hem de yönetici, sahibi olan aileler. Balkanları hiç söylemiyorum. Kafkasları hiç söylemiyorum. Şimdi ne kadar değişti yüzyılda 1920'den? Hepsi yavaş yavaş kendini ifade ediyor. Ben buna Türk kuşağı diyorum. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımızın emriyle ARGE'de, o zaman İzzet Bey biliyorsunuz ARGE'ye İzzet Bey bakıyor. Onun başkanlığında biz akademisyen grup olarak yani bir sürü proje yaptık ama bunlardan biri İzzet Bey ile ikimizin yaptığı Türkiye'nin büyük stratejisi ve Türk kuşağı diye güzel bir ...döküman hazırladık biz o dönemde. Çok da güzel. Dünyadaki sistemi eleştiren... ...sistemi de Türkleri bir yere koyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne yapması gerektiğine dair bir şeydi bu. Çalışmaydı bu. Bilimsel bir çalışma tabii. Şimdi demek ki... ...Türkler kendini bu dünyada artık ifade ediyorlar. Dünyada da çok bazen esnek durumlar olur. Şöyle... Yani 1990'dan evvel bunu yapamazdınız. Sebebi şu iki tane dünyada şey vardı. Kutup vardı. Biri Varşova Paktı komünistlerin oldu. Birisi de NATO'nun temsil ettiği liberaller. Yani bizim de içinde olduğumuz Batılılar. Şimdi burada şeyler belli. Varşova'da bir döküman hazırlanır. Bütün üyeler aynı şeyi söyler. NATO'da bir döküman hazırlanır. Bütün NATO üyeleri aynı şey. İki tane olduğu için dünyada o karşılıklı İki tane düşünce olur aslında. Yani. Bir de bağlantılar var onlar önemli değil. Bu düzen bitince e, sosyalist devletler, kapitalist devletlere yani bu tarafa kaybedince, liberal dünyaya kaybedince dünya tek kutuplu oldu. İşte aslında zorluk, zorluk burada başladı. Amerika her şeyin sahibi. İşte bütün bölgelerde dizaynlar. İlk başlangıçta problem olmadı. Çünkü herkes Amerika tamam ne yaparsa tamam dediler. Olabilir dediler. Ama zamanla zamanla Amerika zorlamaya başladı. Zorlamaya başladınca bölgesel devletler Çin'den Tun Hindistan, işte Rusya'sından Tun Almanya, Fransa, İngiltere, Türkiye, Brezilya, Güney Amerika gibi ülkeler artık Suudi Arabistan, Mısır bir sürü yerde ya ne oluyor filan demeye başladılar. Dünyanın işte dünyanın şu anki durumu budur. Artık eskisi gibi kimse güvende değil dünyada. Politik anlamda söylüyorum. O zaman bunun bir çözümü olmalı değil mi? Bu çözüm nedir? Bunu Türk Devletleri Teşkilatı bağlamında anlatıyorum. Çözümlerden biri o çünkü. O zaman dediler ki ya biz kendi gruplarımızı hani yine birleşelim de hani bölgesel şeyler en azından güvenliğimizi savaş olmasın. Birbirimizi anlayalım. Ticaretimiz güzel olsun diye. BDT'den tutun. Kolektif güvenlik anlaşması yaptı Rusya eski şeyleriyle. işte silah anlaşmaları filan hani. ...dengede tutmak için. Ya ne oldu? Avrupa Birliği... ...İngiltere çıktı kendi Commonwealth'ı olan... ...eski siyasetini... ...Uzak Doğu'da biliyorsunuz Hindistan'dan tutun... ...Pakistan filan, Yeni Zelanda... ...Avustralya, Kanada onların eski... ...imparatorluğunun hakimiyet alanı var. Oraya odaklanmaya başladı. Ruslar kendi eski... ...misyonuna odaklanmaya başladı. Afrikalılar kendi birliklerini işte... ...Güney Amerika kendi birliklerini filan... E ...şimdi... Amerika da buna izin vermek zorunda. Zaten siyaset belgesinde de bunu ifade eder. Yani Biden da söyledi bunu, Trump da söyledi. Yani aslında siyasi politik gelişmelerin Amerika'daki bununla da ilgisi var. Yani bunu okumak lazım. Sonra e, Türkiye'de bu çerçevede hatırlayın Türkiye'de S-400, S-400 meselesi çıktı. Silah meselesi çıktı başka başka meselelerde bizim ihtiyacımız oldu yani güneydoğuda terör hadisesi oluyor Amerika bize yardım etmiyor gidiyor terör PKK'ya YPG'ye başka başka terörist örgütlere yardım ediyor. E Rusya bile bunu yapıyor zaman zaman. Yani o da aynı farklı davranmıyor kendi milli menfaatleri neredeyse oraya odaklanıyor yani. Şimdi siz diyorsunuz ki biz partneriz, NATO'da üyeyiz. Bize şu silahları verin, patroitleri verin. Biz koruyalım, savaş alanında biliyorsunuz savaş çıktı. Korumamız lazım. Diyor ki veremem. Şey uçak verin veremem. O zaman siz ne yapıyorsunuz? Kendi ekosisteminizi, değil mi? Kendinizi bir aile olarak düşünün. Size kimse yardım ne yapacaksınız? Beraberce oturup karar verip kendi geleceğinizi ve kendi çalışmanızı biz şöyle yaparsak şöyle kurtuluruz böyle. Buna milli strateji deniyor. İster istemez ortam, onu onun için anlattım bizi, milli bir strateji üretmemize katkı sağladı. Ve bunu yapmaya başladı. 2010'dan sonra hızlandı bu. Bunun son zamanla ilgisi yok. Bunun AK Parti ile filan da hiç ilgisi yok. Tamam mı? Yani herkes böyle suçluyor ya. Bunun devleti ve milletin ihtiyacına göre yapılandırıldığını biz bilmemiz lazım. Neden bunu anlatıyorum? Milliyetçi Hareket Partisi bu noktada duruyor bizim. Büyüğümüz bu işi en erken zaten onun uyarılarıyla, genel başkanımızın uyarıyla ta eskiden başlayan bir hadise ve zamanında da müdahaleyle neden Cumhur İttifakı, neden Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi, her şeyi bunun içine koyabilirsiniz. Bu zekanın içine, bu duruşun, bu ileriyi görüşün içine koyabilirsiniz. Bu anlamda. Dolayısıyla bu demek ki doğal ve tabii olan bir gelişim seyriydi. Milliyetçi hareket partisi de Türk milletinin gönlünü, aklını, tarihini önemsediğine göre, bunun için kurulduğuna göre burada başat rol alınması ve bunu organize etmesi gayet doğal ve yaptı da bunu ve bunun peşinde de duruyor. Durmak zorunda çünkü Türk milletinin geleceği için bu olmazsa olmaz. Yani bu bu dünyada başka bunun alternatifi olsa zaten yapılırdı. Şimdi bu niye yani Türk Devletler Teşkilatı da işte bu karışık dünyada insanların beraber hareket edebileceği, bunun içeriğini şartlar belirler elbette. Yani nasıl olacak o ayrı bir şey konu. O sonra tartışılır. Ama önemli olan herkesin kendi devleti var. Buna saygı duymak lazım. Kendi bayrağı var, kendi düşünceleri var. E kardeşlerin de öyle değil. Malları ayrı, evleri ayrı, hiç kimse aynı evde oturalım diye kimse. Ya bu doğal bir gelişim. Ama bu birlikteliği nasıl güçlendiririz? Yani bunun bir sürü başlıkları olabilir. Ekonomi anlamında yapılacaklar. Değil mi? Çok önemli mesela. Biz zaten bu ekonomik ve sosyal işbirliği çok güçlü bizim aramızda. Hatırlayın Türk devletler. Niye? Zaten bizim insanımız Özbekler Türkiye'ye çalışmaya geliyor. Kırgızlar biz gidiyoruz. Öyle bir şey var Çok evlilik oluyor. Yani kavimler arası. Türk kavimde çok evlilikler var. Çok karışık evlilikler olduğu için doğal bir seleksiyon var zaten. Yani orada bir sorun yok. So, ticaret çok gelişmiş kendi aralarımızda. Yani ister ister bizim insanımız gidiyor, onlar buraya geliyor, paraları yatırım yapıyor. Böyle de problem yok. Yani eğitim konusunda zaten yıllardır, ta 92'den günümüze büyük projeler yapılıyor kendi aramızda. Eğitim ve kültür alanında hiçbir şey olmadı zaten. Hep bu destek sağladı. Politik problemler olabiliyor. Kendi aralarında sınır problemleri, doğal şeyler eskiden de vardı. Günümüz problemi değil bunlar. Ta bin yıl önce de vardı. Kırgızlarla Oğuzlar, Karluklar arasında. Şimdiki problemler değil yani. Kimse kafayı takmasın buna. Ama <laughs> şimdi yapılan şey şu. İlk defa bu birlik bütün yönleriyle, eksik yönleriyle nasıl tamamlanır? Yani bunun işte ekonomisi nasıl olacak? İşte gümrük mevzuatlarımız nasıl olacak? Ne bileyim bankalarımız entegre nasıl çalışacak? Yani ekonomide söylüyorum. İşte lojistiğimiz nasıl birbirine, lojistik çok önemli ticarette, gidiş gelişler bunlar nasıl kolaylaştırılacaklar. Bunların üzerinde çalışılır, çalışılıyor zaten. Ve entegre mesela yolundan tutun, en önemli şey iletişim ya. Yani. İletişim altyapısıyla yol bağlantısı çok güçlü olmalı. O yüzden Zengezur çok önemli bizim için. Bunun İran'la falan ilgisi yok. Yok Ruslar şöyle istemiş, İran, İran böyle istemiş, Amerika evet bunlar isterler. Onlar olmamasını isterler. Ama Türk dünyası selamet istiyorsa bir kere lojistiğini ve yol bağlantısını sağlama almalı. Bunu sadece fiziki imkanlarla sağlama almamalı. Ben burada her şeyimde söylüyorum. Bizim tarihsel bağlanımız da Moğolistan'dan Avrupa'ya kadar aileler vasıtası yerleşmişizdir. Yani her aile bir yoldur aslında. O aileleri sen oradan kaldırıp başka milletleri araya sokuyorsan, yerleştiriyorsan o yol olmaz. O kesilir. O yüzden bizim için önemlidir. İran şunu istemiş. Çok da önemli değil. İsteyebilir. Ama biz de ne istiyoruz? Biz de zengin. Ubra bizim zaten yani. Kimsenin bir şey istediği filan yok. Sadece kesilmemesini istiyoruz. Bakın bu sadece ticaretle ilgili bir şeydi Bunun askeri alanı var. Şimdi hepimiz silahlar kullanıyoruz, hepimiz değil mi? NATO ordusuyuz. Biz nasıl gidiyoruz? Belçika'ya gidiyoruz, Almanya'ya gidiyoruz, Amerika'ya gidiyoruz. Oraya buraya ne yapıyoruz? Eğitimler yapıyoruz beraber envanter birliğimiz var. İşte buna standartlar diyor. Standartların bir yani. Kullandığın mermi her silah atmaz. Her silah her mermi atmaz. Her sistem işte ne bileyim gelişmiş teknoloji sistem her yerde kullanılmaz. Uydusu farklıdır. Demek ki bizim kendi dünyamızda kendimizi rahatlatacak sistemleri entegre etmemiz gerekiyor. İlla bunu siyasal olarak düşünmeyin. Yani dünyada bir sürü örnekleri var. Yani birlikteliklerin örnekleri var. Başka askeri alanda dedik, eğitim alanında. O yüzden Türk Devletleri Teşkilatı, biraz içine girdik problemini anlattık ama olacaktır, bu da normaldir. Dünyadaki bu düzensizliğe, şimdi başa geldim, bu düzensizlikte bir güvenlik alanı sunuyor size. Bakın, bir sürü devlet, bir sürü yaklaşık 300 milyon, 400 milyona yakın etki alanlarıyla bir nüfus. İşte Yedi tane devlet, Kuzey Kıbrıs'ı da sayıyoruz artık yani. Bütün bu devletlerin beraber hareket ettiği güvenli bir alan, buna bir de İslam Dünyasını ekleyin. Yani size ya muhtaç olan Mısır gibi, Lübnan gibi, ne bileyim yani, Suriye, Irak gibi devletler bize muhtaçlar. Biz yardım etmediğimiz zaman gerçekten onların silah sanayisi falan yok, onların kendi ekosistemi yok. Bölgesel devlet değiller. Türkiye artık sanayisiyle ve silahıyla bölgesel bir devlet. Onlara da faydalı. Onlara da bir güvenlik alanı oluşturuyor. Hatta Avrupa'ya da güvenlik alanı oluşturuyor. Her şeyiyle. O zaman demek ki bu dünya sistemin güvenliği içinde bir şey. Hem, hem, alternatif hem de iyi düşünen insan için güvenli bir alan. Ruslar için de böyle. Rusların da kendisi dünyası var. Onların da güvenlik alanı var, ihtiyacı var. Avrupa'nın da nasıl Avrupa Birliği'nde güvenlik alanı ihtiyacı olduğu için. Şimdi buna niye buraya geldik biz? Şimdi biz bunu iyilik, dünyanın iyiliği için düşünüyoruz. Selameti ve huzuru için düşünüyoruz. Dünyanın iyiliği için düşünmezsen bu senin için tehdittir. Peki bu dünyanın simgesi ne? Bozkurt. Bu bozkurt senin için tehditse böyle bir şey istemiyorsun. Yani akıllıları için söylüyorum. İleriyi düşünen zeki insanlar için bu anlattıkları. Yani basit insanlar da onun peşinden gidebilir. Buyursunlar. İstedikleri gibi ya Türk dünyasının veya İslam dünyasının peşinden giderler. Kendi simgelerine sahip çıkarlar. Anlattığım gibi isterlerse öbür tarafa giderler. Bu bir demokratik tercihtir. Şimdi bilmeden yaptığın tercih sorumlu değilsin ama biz anlatıp bunu öğrenip bilerek yapıyorsan bu sorumluluktur. durum. Mensubiyet, mensubiyet mensubiyetini de ifade eder, değil mi? Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti mensubu vatandaşlarız. Bizim devletimizin böyle bir karakteri var, böyle bir stratejisi var. Hala onu yapıyorsa o da tercihtir. Demokratik ülkelerde tercihtir. Bir şey yapamazsanız, çünkü o da vatandaş. Ama bir tercihtir ve bilinçli bir tercihtir. Bu mensubiyet ifade etmez. Millete mensubiyette bir zaaftır. Aslında Türk dünyası ile ilgili de soracağım pek çok sorunun cevabını yine çok net bir biçimde verdiniz. Yani burada e, Türk devletlerinin Türk dünyasının sorunlarını da ayrı bir başlıkta an, e, açıkladınız ki eğitim burada önemli bir parantez gibi görünüyor. İşte e, dünyaya karşımıza aldığımızda ve bunun içerisine Türk devletlerini bir bütün olarak koyduğumuzda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Aslında buna da dair çok önemli evet. cümleleriniz oldu ama belki bu noktada birkaç e, ekleme daha yapmak istersiniz ve e, Türk dünyasına dair son olarak şunu da sormak istiyorum. Türk devletlerinin, Türklerin bir arada olması neden önemli? önemli. şimdi bu aslında ilk başta neden önemli olduğu kısmını çok net söyledim ama bir daha söyleyeyim çok önemli bu. Bu eğer dünya gerçekten tehlikeli bir noktaya gidiyorsa siyasal olarak ve politik anlamda bunu kestiremiyorsanız yani hiçbirimiz kestiremiyoruz maalesef bunu her iki sincirde veya Fukuyama'da veya işte berziz kim? Düşünül hangi düşünürü söylerseniz söyle kestiremiyor. Ben de kestiremiyorum. 5 belki takip ettiniz. Ben 7 yıldır çok program yaptım. Ve 7 yıldır aynı şeyi söylüyoruz. Yazdık, çizdik. İlk söyleyenim Türkiye'de bir de ilk makale yazanım. Yani bunu kestiremiyorsanız o zaman siz en yakınlarınızla beraber olmak zorundasınız. Nasıl mesela bizde bir ölüm olur, hastalık olur, kim gelir? en yakınlarımız, hem arkadaşlarımız, akrabalarımız hemen yanınızda kümelenirsiniz, bir birlik olmaya çalışırsınız ki bu beladan psikolojik ve şey olarak kurtulmak istersiniz. Yani. Dünya da böyledir. Şimdi demek ki dünya istikrarsız olduğu zaman. Bizim de en yakınlarımız kim bu? Kim? <laughs> en yakınımız kendi kanımızdan Türk kavimleri. Dünyada kim varsa. Zaten doğaldır bu yani. Tabii bir geliştir bu. Kimse kimseye gel demeden geliştir. Yani Azerbaycan'da bakın savaşıyor Türkiye'ye. Yani gel demeden gelinen bir şey. Kazakistan, Kırgızistan, bir şey oluyor. Hemen hep beraber oluyoruz. Kimse kimseye bir şey demeden gel değiştir bu. İki, Müslüman devletlerinin, e, Müslüman olan devletler. ister istemez onlar da bu gelişe, çünkü beraber yaşamış bir bin yıllık beraber Osmanlı interlantında yaşadı. Onlardan bir şey olur. Bir geliş olur. Şimdi bütün bu gelişleri gelişlerin sonucu bu. Dünya sana bunu getiriyor. Bugünkü durum bunu getiriyor sana. O yüzden önemli. Bakın neden önemli? En önemli şey bu. Ama bu gelişler sizi biraz daha korunaklı hale getiriyor değil mi? Biraz daha güvenli hale. Ya onun imkanı var, senin şu imkanın var. Onun petrolü var, benim silahım var filan. Ama bu yeterli mi? Bunu işte Türk devletleri teşkilatı bakın bunu bir aşamaya taşıdı. ilk defa. Bunu cumhur ittifakı yaptı. Değil mi? Türkiye'de hiç kimse yapmadı cumhur ittifakı yaptı. O yüzden anlattım. Ve bunu aslında Milliyetçi Hareket Partisi yaptı. Öyle mi? Yani bu hafıza kimde var Türkiye'de? Kimde var? Devlet Bahçeli'de vardı. Onun temsil ettiği, onun yön verdiği bir hareket bu. Kötü mü? Türk milleti için iyi bir şey yani. Başka yapacak bir şey yok yani. O yüzden peki bunu burada mı bırakmak lazım? Dünya için yeterli mi? 5-7 tane Türk devleti. Türk devletleri teşkilatı ve Türk kuşağı dedik biz. Neden dedik? Çünkü bizim tarihte birçok bölgede farklı farklı milletlerle beraber olduk. Kimlerle? Hindistan'ı yönettik biz. Çin'den tutun buraya kadar. hatta Doğu Avrupa'daki bütün ülkeler bizim ülkelerimizi beraber yaşıyorduk biz. Balkanlarla beraber ve Kuzey Afrika'da. Demek ki bunlarla da bizim bir bağımız var. Şimdi Bosna'ya gittiğinizde değil mi? Arnavutluğa gittiğinizde, Bulgaristan'a gittiğinizde, Yunanistan'a gittiğinizde, hatta Avusturya, Macaristan'a gittiğinizde. Macarlar biz büyük beraber 500 yıl yaşadık bunlarla. Sonra Afrika'daki kavimler, Slovenya'sından tutun ne bileyim Ukrayna'sına, Polonya'sına falan yani bizde de yani çok yakınızdır yani. Bütün bu coğrafyadaki insanlarla biz beraber yaşadık. O zaman demek ki orada da bir interlantımız var. Biz demek ki bu coğrafyada herkesin mutabakatla bir şeyleri paylaşacağı bir devletiz biz. O yüzden Türk kuşağı dedik biz buna. Sınırlamadık yani. Evet Türk devletleri onlar bizim kanımız. Onlar aynı aile. Ama bir de akrabalarımız var hısımlarımız var. Onlarla da ilişki kurmak lazım ve güvenli alanı genişletmek lazım. Ruslarla da bu çok savaştık biz Ruslarla. Bizim Anadolu'daki, Türkiye'deki bu Anadolu coğrafyasında, Balkanlar ve Kafkas coğrafyasında hikayemizin en önemli vakalar Ruslarla geçti, savaşlarla geçti. Ama bu demektir ki biz her zaman savaşacağız. Dünya öyle bir kritik noktada ki bu güvenliği, bölgemiz, Ruslar bizim en büyük komşumuz. O zaman bu güvenliği tek başıma al, biz istesek de Ruslar istemiyorsa olmaz bu güvenlik. O yüzden ne yapmak lazım? Rusya'yla da güvenli bir alanda ilişkilerimizi geliştirmek ve o potaya Türk dünyası da zaten Rusya'yla ilişki. Şimdi dolayısıyla şimdi sen bunlarla yakın yaşıyorsun. Değil mi? Ayrıca Hindistan'da bu coğrafyanın için. Bunlarla da iletişimi güçlendirecek ve güvenliği artıracak, dünyadaki bu güvenliği sağlamlaştıracak e, denge hareketine girmek zorundasın. Bağımsız yapamazsın. Nitekim bunun en şeyini, en bariz örneğini bir Suriye'de gördük. Suriye'de savaşı Astana'da Rusya, Türkiye, İran durdurdu. Ortak bir o kanı, büyük savaşı onlar durdurdu. Demek ki bakın İlişkide olabileceği Zaten çok farklı ülkeler değilsiniz. Sadece politik tercihleriniz rekabeti getiriyor. Halka gittiğiniz zaman evlenirler falan filan. Bir sürü İranlı Türkiye'de yaşıyor. Yani bir, bir sürü Rus, bir buçuk milyon filan karışık evlilik olmuş yani Ruslarla. İnanılmaz bir rakam. Hiçbir, mesela bir Türk, İngilizlerle böyle bir şey olmaz, Fransızlarla böyle bir şey olmaz yani. Ama demek ki bir tabanda ne kadar bir şey var. Geçişkenlik var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama politik tercihler her an senin komşun, problem çıkabiliyor yani. O da senin milli çıkarlarınla ilgili. Onu iyi hesaplamak lazım. Şimdi bu kendi şeyimizle ilgili. Yani yakın Türkiye'nin yakın çevre politikalarıyla ilgili şeylerdi yani hep yakından anlat. Cumhur İttifakı orada da aslında şuradan biraz bahsedelim istiyorum. Son dönemde özellikle FETÖ'cü hesapları üzerinden eş zamanlı bir algı operasyonu başlatıldı. FETÖ'cü hesapların başlattığı bu algı operasyonunu bazı medya kuruluşlarında desteklediğini gözlemledik biz. Bu da şu konu üzerine Cumhur İttifakı dağıldı, dağılıyor şu sebeple gibi Cumhur İttifakı üzerine aslında bir çeşit algı operasyonu yürütüldü. Hem bunu sormak istiyorum. Bununla birlikte belki yine az önce zaten aslında Türk dünyasını anlatırken de bu konuya ama Cumhur İttifakı'nın bizim için öneminden de belki bu başlıkla bahsederiz. Evet yani bütün bu anlattıklarımın sebebi aslında bakın Türkiye'nin bütün bu stratejilerini yürürlükte yani kendini koruyabilmesi, geleceğe emin ve güvenle gidebilmesi için dünyadan bağımsız onu da anlatmak lazım. Milli stratejisini kendi yazan, kendi kendine karar veren çünkü dünya böyle zaten bakın. Aslında bu bir zorunluluk diyorum yani. Cumhur İttifakı'na ihtiyaç vardı yani. Zaten o da zaten bu ihtiyaçtan doğdu. Ona da anlattım değil mi? Durup dururken Cumhur İttifakı olmadı. Böyle bir ihtiyaç milletimizin önüne geldi. Ne yapacak millet yani? Şimdi örnek veriyorum size. Olmasaydı ne olur? Bak oradan anlayın. Cumhur İttifakı ne kadar önemli bir ittifak. Ne kadar önemli Türk milleti için aslında bu siyasi değil lütfen yanlış anlamasın. Bizi siyaset olarak anlatmıyorum. Şimdi burada milli olmayan bir faraza konuşuyorum. Kimseye milli değilsin demiyorum. Cumhur İttifakı olmasaydı bir başka ittifak olup Türkiye'yi yönetseydi. S-400 almayacaktı değil mi? Bir kere güvenlik açısı. Açı. silah yatırım yapmayacaktı, gerek yoktu. Silah Amerika'da da var, Finlandiya'da da var, bütün ülkelerde silahlar var. Onlar sana zaten gönderiyorlar. Ama savaş anında göndermeyeceklerdi. Benim ihtiyacım var dedim. Ukrayna'ya göndermedikleri gibi. Ukrayna'ya bütün ülkeler yardım ediyor, edemiyor zaten. <laughs> yani o kadar çok yardım ediyorlar ki, edemiyorlar düşünün çünkü kendisinin o gücü yok. Yani kendinde olmalı bir şeyi savunman için. Şimdi ne olacaktı? Sana diyeceklerdi ki, bak çok açık. Ukrayna'da savaş var. Ordunu gönder. Sana ben silah vereceğim. Ukrayna'ya verdiğim gibi. Her şeyi sana vereceğim. Gönderecektin orada. Tıpkı işte şeye gönder, Kore'ye gönderdiğimiz. gönder. Çocuklarımız orada savaşacak. Kim için savaşacak? Dünyanın huzuru için. Olmadı. Avrupa'nın bilmem neye Bizim zaten askerden başka bir şeyimiz yok ya. Bizden ne isteyecek? Petrol isteyemez. Ne bileyim. Uzun menzilli füze isteyemez. Bakın. Bunu yapacaksın. Mecbur yapacaksın. Karşı tarafta olduğun zaman. Yapmadığın zaman mecbursun milli stratejileri. İşte Cumhur İttifakı yapmadığı için mecbur. Yapamadı. Ya kim yapabilir? Ben yapamam mesela. Bizim genel başkanımız bunları önceden gördüğü için. Çok önceden. Onlar tabii e, siyaseti ve dünyayı iyi okuyorlar. İyi okudukları için bunlara yatırım yaptılar. Yoksa politik tartışmalara gelince, bir siyasi tartışmalara girsek bir arada bulunamayız herhalde yani bir sürü grupla bir sürü farklılıklarım var. Ama mevzu devletse, mevzu milletse onlar bizim güncelik, gündelik politik şeylerimiz yani, tercihlerimiz. Onları biz unutuyoruz yani. Unutmak zorundayız. İşte unutulmuş hikayelerin sonucudur. Devlet ve millet için yapılan bir şeydir bu. En basitini örnek verdim. Çok şey söyleyebilirim. Bakın şimdi. Dünyayla uyumlu, işte istedikleri yerde, istedikleri düzeni kuracaklar. Yani savaştır bu. Yani İran'da savaş, Afganistan'da savaş, Orta Doğu'da savaş, Balkanlar'da. Siz bu düzene uyarsanız, bu düzenin içine gire, girmeye cesaret ediyorsanız sizin ekonomik probleminiz de yok bakın. O da onunla ilgili. Şimdi ekonomiden vuruyorlar ya. Herkes biz. Bu da bununla ilgili. Nasıl ilgili? Siz bizim dediğimizi yapmazsanız size kredi yok dünyada bir kredi sistemi var. Bankalar bizde onu Türkiye'de o kadar demokratik, layık, sosyal bir devlettir ki bütün kurumlarıyla dünyadaki gerçekten söylüyorum 1950'den sonra günümüze kadar bizim sistemimiz hem ekonomik hem sosyal politik olarak dünyaya açık bir en şeffaf ülkeyiz biz ya. Avrupa Birliği'ne de uyum yasaları falan olduğu için bankalarımız da çok uyumludur. Ama kredi kullanmak zorundasın. Normalde %4. Size %12'den vermiyor adam. Nasıl ekonominizi yüzdüreceksiniz? O zaman milli ekonomiye göre. Çok deredi Türkiye. Ama bizim kaynaklarımız kısıtlı olduğu için, çok kısıtlı yani. Sadece üretip satmamız gerekiyor biz. Başka bir kaynağımız yok. İnsan kaynağımız var bizim. Yapabildiği bu kadar. Bunu da anlamadı insanlar. Anlayamıyor. Aydın'ı anlamıyor Türkiye'nin. Aslında halk anlıyor. İrfan geleneği anlıyor bunu. Bizim büyüklerimiz, biz köylerdese hepsi anlıyor şey anlamıyor ama aydınlar anlamıyor. Okuyan anlamıyor. Çünkü onlar ben <laughs> rahat yaşamak istiyorum. Ona binmek istiyorum. Bunu almak istiyorum. Haklı insan oldu ister. Hepimiz istiyoruz. Bizim çocuk. Biz de istiyoruz. İstiyorsun ama dünyada yaşamanın o zaman şunu da isteyeceksin. Ben onlar için her yerde savaşırım. Bu düzen için savaşırım. Ama işte akıllı olan bizim devlet aklımız ve kurum aklımız onu görür. Bir sürü insanın, gencin, o savaşlarda heder olacak. Bunun örneği bizim Cumhuriyet tarihimizde eski tarihlerde de vardır. Onun yerine zaten olacak şeyi bekleyip, kendi milli güçlerini güçlendirip, yani bu silah sanayi her şeyi güçlendirip, ve o büyük güne hazırlanmak daha mantıklı. Şimdiden bu şeyi, eforu vermektense nihayetinde milletlerin hırsı bitmeyecek. Bakın, anlatmak istemiyorum ama eskiden kaynak çoktu milletler için. Yani Amerika, Kuzey Amerika keşfedildiği güne bir sürü kaynak aktı büyük yerlere ve o insanları tatmin etti. Sibirya keşfedildi, Rusya ve Doğu Avrupa'yı tatmin etti o kaynakla. Afrika keşfedildi, taşıdılar. Hindistan bitti. Orada da insanlar artık beni kimse sömüremez diyor. Yani sahra altından Fransa'yı çıkardı Afrikalılar. Amerikalılar işte girdi bölgeye. Şu an Çin girdi bölgeye, Afrika'ya. Şimdi bütün bunlar da bu pasta paylaşılırken yani dünya yeni bir şeyle nasıl koruyacaksınız kendinizi? Bir kere silah yapacaksınız. Her şeyinize uyduğunuz nükleeriniz olacak. Kim size izin verecek? Ve bir düzen var. Vermiyor. E vermiyorsa ben zorla yapıyorum. Zorla yapıyorsa sana diyor ki ben sana para vermem diyor. Bakın hepsinin birbiriyle ilişkisi var. Öyle kolay değil. Gençlere anlatıyorum bunu. Kolay değil öyle. O yüzden Cumhur İttifakı ve mil şey milli bir strateji çok önemli. Çok önemli. bu dönemde önemli. Çok sıkıntı çekebilirsiniz. Ama 5-10 yıl sonra her şey artık rahat edersiniz. Şimdi Türkiye rahat ediyor biliyor musunuz? Niye rahat? Yani Cumhur İttifakı'nın kazançları var kimse görmüyor. Biz silah sanayisinde ilerledikçe ki herkes bize geliyor. Azerbaycan bize geliyor. Değil mi? Silah istiyor. Yardım ediyor sana. Tamam bizim bize geliyor ama bizim kardeşimiz ama ona onun da bize faydası var. Katar geliyor. Mısır geliyor. Bakın Mısır. Daha kavga ettiğimiz. Herkes muhtaç oluyor. Irak sana. Biz geçen de Irak'a gittik. Muhtaç. Projelerini sana getiriyor. Parasını sana güvenip veriyor. Bakın. Ama biz çok çile çektik. Bakın sonra 10 yıl, 15 yıl çok çile çektik. Bu silah gücün ve siyasal gücün arttıkça, hard power diyoruz biz bunlara, arttıkça sizin çevreniz size gelir ve siz büyürsünüz. Rahatlarsınız o zaman. Veya ikinci tercih. Bırakırsınız bağımsızlık falan filan. Ordunuzu gönderirsiniz herkesi. O zaman da rahatlarsınız. İki tercihten biridir. Birine Cumhur İttifakı deniyor. Birine de öbür ittifak deniyor. Ben yani hakaret etmek istemiyorum. Sadece anlatmak istiyorum. Anlasınlar diye anlatmak istiyorum. Ama öbürüne bu felsefe Cumhur'a da Milli millet, milli ittifakada milli perspektife de benim anlattığım gözüküyor. Benim sorularım bitti. Eklemek istedikleriniz evet, varsa sizin son ederim. olarak benim belki işimde... gençlere özellikle yine gençlere belki eklemek söylemek evet. istedikleriniz varsa onları da alabiliriz. Ben gençlerimize çocuklarımıza şunu diyorum: Cinsiyetsizlik iyi bir şey değildir. Bakın buna. Çünkü bir aile geleneksel tabi biz herkes bizim gibi düşünmek zorunda değildir. Ben bir kere onu baştan söyleyeyim ama tecrübe olarak söylüyoruz biz. Tercihler herkesin yine. Hiç kimsenin tercihine kızmıyoruz da. Yani kaba da konuşmuyoruz. Ama ifade etmek lazım gençlerimiz. Dünyada ailelerimiz kadın ve erkek üzerine kuruludur. Biz öyle inanıyoruz. Neden? çünkü nesil onlarla devam ediyor. Kültür orada yerişiyor. Yani bu sadece şöyle değil. Birini güdülemek için söylemiyorum. Kültürün içinde o kadar güzel hasletler var ki sanatından yani aklınıza ne gelirse dünyada güzel olan şeyleri düşünün. Her şey o ailede oluyor aslında. Oradaki dram güzel bir lirik şiire Oradaki güzellik estetik, güzel bir resme. Yani çünkü sizi bir anne büyütüyor, bir baba büyütüyor. Orada bir sürü hikaye yaşıyorsunuz. Onlar sizin hayatınız, siz onun eseri, sizin de eseriniz sanat oluyor aslında. Bunun aklınıza her müzik de gelebilir, her şey. Veya başka şeyler, başarılarınız geliyor. Bazen bu olumsuz da olabiliyor. Ama nihayetinde hayat böyle devam ediyor. Sizin tercihleriniz evet farklı tercihleriniz olabilir ama bu tercihlerin dünyası yok. En azından bir büyük olarak bunu söyleyebiliriz. Geleneksel bunu açık ifade etmek lazım. Nasıl mesela Batı'da kiliseler, papazlar, gelenekçi muhafazakarlar bunu bunun için aile için uğraşıyorsa ve bunun çok tehlikeli bir şey olduğunu söylüyorsa ve orada gayet güzel bir tartışma yürüyorsa biz de sizlere söylüyoruz. Açık net gizlemeye gerek yok. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve yanındakiler her türlü tamam olabilir. LGBT buna karşılar. Erkek kadın evliliğini normal şey kadın kadın erkek erkek evlilikler normal görüyor demektir bu. Anlatmak lazım bunu. Şimdi eğer bunu toplumun önünde ifade ederlerse hiç problem yok. Bakın savunabilirler siyasi politik tercih olarak kadın kadına, erkek erkeğe cinsiyetsizliği bunu anayasaya da koyabilirler. Ama halka bunu savunduklarını söylemeleri lazım. Biz açık ve net olarak şunu söylüyoruz. Biz geleneksel değiliz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak geleneğimizi temsil ediyoruz. Biz de aile kadın ve erkekten kurulur. Ve korunması gerekir. Eğer biz bunu kızımızı, oğlumuzu, evladımızı koruyamazsak Yaptığımız siyasetin bir anlamı yok. Bunun için siyaset yapıyoruz. Ama lütfen, rica ediyoruz, açık olsunlar. Açık olsunlar. Milletimiz onları bu politikalarında nasıl destekliyor onu biz de görelim. Biz de saygı duyuyoruz yani. Biz saygısızlık yapmıyoruz. Ama açık olurlarsa saygısızlık yapmıyoruz. Ve gizli gizli bu işleri arkadan STK'larla Avrupa'da orada burada gidip imzalayarak Türkiye'de farklı konuşmak bu siyasetin kaldırabileceği, bizim de kaldırabileceğimiz bir şey Açık olmak lazım. Biz açık ve net diyoruz. Bakın sevgili gençler, siz kendi kimliğinizde güzelsiniz. Kadın zarafetiyle, güzelliğiyle, hele hele Türk milletinde kadın biliyorsunuz. Siz öz, annem babam Özbek dedi, dediniz. Yakuttan başlayın. Şor, Televüt. Aklınıza hangi Türk kavmi gelirse gelsin. Bizim kadınımız her zaman erkekten daha önemlidir. Kız çocuklarımız erkek çocuklarımızdan daha sevimlidir. Biz böyle gördük. Bizde iki eşitlik olmaz Türk milletinde. Asla olmaz, kabul edilmez. Olmaz yani. Başka problemi olanlar gitsinler başka yerde tartışsınlar. Bu Türk milletinin kültürü, örfü gibi tartışmasınlar. Bizim problemimiz olmayan şey bizim problem. O yüzden gençler kendi kimlikleriyle, güzellikleriyle güzeller. Biz de öyledir. Erkek de kendi cesareti, erkek de zerafet olmalı. Zerafet neyle ölçülür? Toplumdaki yeri ve e, etrafındaki dost, arkadaş veya işte neyse e, çevresindeki o duruşuyla önemli. Kadın da ona erkek bakarken yani ne kadar güzel bir duruşu var demeli. Biz nasıl kadından bir beklentimiz varsa değil mi? Yani bir duruşu, bir zerafeti... Ona göre giyinişi. Şimdi giyinişi din üzerinden anlatıyorlar. Ne kadar hatalmış. Zerafet üzerinden anlatacaksın giyinişi. O da kültürle ilgili, dinle ilgili değil ki bu. Giyiniş miymiş? Sizin toplumdaki duruşunuz, zerafetiniz, statünüz, neyse yani. Estetiğinizle ilgili bir şey. Kadın olur, giyinişiyle nefret edebilirsiniz. Kadın olur, veya erkek olur aynı şekilde yani ölçüleri var elbette ölçüyü de senin tarihsel yaşamın belirler. Bu ölçü sadece Müslüman olan Türklerde yok ki ölçü herkeste var Alman'da da var, kilisede de, de var, her yerde var. Bu ölçüleri de bilmek lazım. O yüzden tartışmalara biraz daha ben ben kendi şahsımda en azından Milliyetçi Hareket Partisi genel başkan yardımcısı olarak o bir siyasi kimliğim var. Partimin siyasi kimliği var ve partimin politikaları var. Onlardan bağımsız bir de benim şahsi değil mi? İnsan bir de şahsiyeti var. İlyas Topsakal ve geçmişi var. Yani kendi kültürümüzün özelliklerini yaz bilmemiz gerekir. Ama bir de şahsi özelliklerimiz olması lazım. O da kendi çevremizde büyüdüğümüz çevrenin özelliklerini gösterir bugün o, o anlamda gençler çok akıllılar bizim dönem gibi değiller daha çok bilgiye ulaşıyorlar daha çok araştırıyorlar önce şey gibi gözüküyor ani karar gibi ama zamanla onu derinleştiriyorlar O yüzden ben gençlerimize güveniyorum